Kanunda Ali İlikan. Uç Mehmet Tezcan. Uç İsmail Boylu Kısa. Klarnet Ahmet Gümüş. Neyip Cahit İnce. Kemençe Nevan Günaydın. Klavye Paşahan Kaytan. Darbuka İbrahim Dalıcı. Ve perküsyon Orhan Sezmezer. Şimdi koristleri sahneye davet ediyorum. Ahmet İlhan Küçükoğlu. Keman Murat İnci. İrfan Salihoğlu. Adem Kırmaz. Berna Koltuğan. Canan Sekman. Deniz Gülcan. Dilek Kulut. Dilek Kocakmaz. Durmuş Aksoy. Emel Özen. Leyla Kovuman. Yine Yüksel. Mustafa Gürses. Neşe Karpak. Osman Gelir. Sevan Türker. Sevtap Gelir. Suat Özgür. Şükran Küçükoğlu. Kutlu Ayıcan, Kılıçhan Özgür, Umut Gülcan, Yeşim Ustaoğlu, Zehra Sahiroğlu, Hülya Acak, Hüseyin Yayla, Oya Ak, Hilal Umar ve ben Cengiz Uygur. Şimdi de sahnenin gerçek sahibini çağırıyorum. Sayın Şerife Mercan. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Zeytinburnu Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun bu yıl ikincisini düzenledikleri ve yine bu yılda sunma şerefine nail olduğum konser programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sevgili konuklar, koromuz Yeşilçam'ın acı tatlı, bazen çalkantılı ve fırtınalı, bazen de yaratıcı ve komik ama hep yalnız olan hikayesini, o en büyük aşklarını, hepimizin aslında anılarını, hepimizin hayallerini Yeşilçam şarkılarıyla yeniden yaşamaya ne dersiniz dediler ve bu geceyi, bu muhteşem geceyi sizler için organize ettiler. Ben şöyle bir baktığım zaman geçen yıldan aşina olduğum yüzler görüyorum. Hepiniz hatırlayacaksınız ki geçen yıl ilk adımlarını atmışlardı, ilk konserlerini vermişlerdi ve muhteşem bir geceydi. O senenin teması bahardı. Baharın gelişini, baharın coşkusunu en güzel aşk şarkılarıyla karşılayalım demişlerdi. Bu yıl Yeşilçam'ın 100. yılı şerefine sizler için Yeşilçam'ın en güzel filmlerinden, kulaklarımızda aşina olan en güzel aşk şarkılarıyla sizlere seslenmek istediler. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Programımızın en başında sürçülisan edersek affola diyorum. Ve bu gecenin baş mimarını, bizim olmazsa olmazımızı çok sevgili hocamız, koromuzun şefi Sayın Feridun Güçlü Beyefendi yüksek alkışlarımızı saklayalım. Başlarken sizlerden rica ediyorum, telefonlarınızı ya kapatalım ya sessiz konuma alalım, sıkıntı yaşamayalım. Müzik.
albümüne Nihavend makamında bir eserle başladık. 1958 yılı yapımı, Osman Seden imzalı, başrollerini Zeki Müren, Sadri Alışık ve Münir Özkul'un paylaştığı Altın Kafes filminde bu eserimizi eserin bestekarı ve güftecisi, sanat güneşimiz Zeki Müren'den dinlemiştik. Koromuzdan dinledik. İkinci şarkımız yine Nihavend makamından. Beste Gülden Karaböcek, güfte Ali Tekin Türe. 1978 yılı yapımı Orhan Elmas imzalı, başrollerini Erol Taş, Gülden Karaböcek ve Muharrem Gürses'in paylaştığı filmle aynı ismi taşıyan bir eser ve Gülden Karaböcek'in sesinden hala aynı aşkla dinlediğimiz ve bir döneme damgasını vurmuş bir eser. Solistimiz Tülin Çam Özgür'ün sesinden dinleyeceğiz. Dilek Taşı diyecek efendim. Yeah.
Buyurun Şehzade. Efendim yine bir Nihavend eserle devam ediyoruz. 1969 yılı yapımı Nejat Saydam imzalı, başrollerini Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı Aşk Mabudesi adlı filmde eserimizi Gönül Yazar hanımefendinin sesinden dinlemiştik. Beste Teoman Alpay, güfte Hikmet Münir Ecioğlu. Şarkımızda aşk bir rüyaymış, uyandım diyor. Diliyoruz ki bu eşsiz rüya herkese nasip olsun ve diliyoruz ki hiç uyanmayın bu rüyadan. Koromuzdan dinliyoruz efendim. Sen bensiz, ben sensiz.